Üçüncü devreye hoş geldiniz. Evet, pazartesi akşamı saatlerimiz 22 gösterince üçüncü devre ekibi bugün bir eksikle sizlerle beraberiz. Sevgili Murat Son Hocam bugün bizimle beraber değil. Ama sevgili Cem Sinan Hocam ve sevgili Yiğit Özcan'la... İsmimi unuttu, heyecan yapma. Evet, Murat Hoca'yı bekliyordum son anda. Özber futbol oynamıyordum. Evet, sevgili Yiğit Özcan'la beraber bugün... Kocaeli Spor Çorum deplasmanındaki galibiyeti sizler için yorumluyoruz. Gerçekten hafta içinde önemli gelişmeler yaşandı Kocaeli Spor açısından. Hepsini konuşacağız ama önce konuklarıma hoş geldiniz. Yeni hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sevgili Yiğit hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Selim. İyi akşamlar diliyoruz tüm izleyicilerimize. Evet, maalesef yine programı mutlu açamıyoruz. Evet. Çünkü Emirhaniye'de bir cani tarafında şehit edilen şehit polisimiz Şehida Yılmaz'ı çok üzüldük. Allah rahmet eylesin. Gerçekten Türkiye'de yani nasıl bir ortama geldik artık. Gencecik bir polisimiz yani çok yani ağır konuşacağım ama ekranda olduğumuz için de çok da konuşamıyoruz. Şehidimize Allah'tan rahmet dileyelim. Gerçekten çok üzüldük. Gencecik yaşta hayata veda etti ve bir sürü suçu olan bir insanın dışarıda böyle 20 sabıkası mı varmış? 26 sabıkası olan bir insanı biliyorum. İnsan da diyebilir miyiz buna ama bence insan da demememiz lazım ama elini kolunu sallayarak dışarıda gelmesi de ayrı bir konu tabii. Evet, şehitimizle ilgili isterseniz sizin de mesajınızı alalım hocam. Evet, gencecik bir evladının, vatan evladının genç biri tarafından. Çünkü bu kuralsız gençler yeni yeni türedi. Kendilerini sokak psikopatı, bana göre sokak psikopatı olarak gösterip bu psikopatlıktan nasıl diyeyim bir şeyler devşirmeye, işte ün katmaya kendine veya birilerine korku salmaya veya kimlik edinmeye çalışan zirzoplar diyelim. Ama işte dediğin gibi bir suç geçmiş var bu yaşına rağmen, genç yaşına rağmen. Ama dışarıda elini kolunu sallayarak gezebiliyor. Suçluların dışarıda bu kadar rahat, suçsuzların, kurallara uyanların, düzene uyanların, hatta düzene uyanları korumaya çalışanları bu şekilde katledenlerin sokakta barınmaması lazım. Evet. Bu nasıl olur? Nasıl yapılır? Ha, barınamıyorsan bu tarz sıkıntılı durumlarda güvenlik güçlerimize kesinlikle ama kesinlikle taviz vermeyeceksiniz. Durumu uygulatıp yok aynen edeceksin. Öyle. Etkisiz hale getireceksin. Bu kadar. Yani eğer başkasının canını yakacağını. Tabii ki kesinlikle. Eğer böyle sıkıntılı tip olduğunu görüyorsa görüyoruz. Başka ülkelerde özellikle gelişmiş ülkeler dediğimiz yerlerde bu durumların nasıl bertaraf edildiğini yakinen şahit oluruz. Videolarla şahit oluruz. Evet, evet. Varsa evet bu suçlu bu şekilde cezalandırılıp en azından orada suçsuz, günahsız bir insanın zarar görmesini engellememiz gerekiyor. Gerçekten şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sabır diliyorum, ülkemize başsağlığı diliyorum. Söylenecek söz yok herhalde. Siz de belirttiğiniz gibi insan denilemeyecek canlılar maalesef sokakta bu şekilde gezmekteler. Çok üzücü. Evet. Evet. Vallahi sevgili Cem güzel özetledi. Yani ben de yani çok ağır kelimeler kullanmak istiyorum ama işte ekran başımız olduğu için kendim tutuyoruz ama lanet diyorum. Şiddetli bir şekilde. Cami. Bunların toplumda bir yeri ve karşılığı yok. Şehit polisimiz gencecik Şehida Yılmaz gelecekte işte güzel planlar yaparken evlilik hazırlığı aşamasındayken maalesef artık hani en basit tabirle bir müptezel tarafından şehit edildi. Ülkemizin başı sağ olsun. Bence bu konuda da hep diyoruz ya işte çocuk cinayetleri, kadına şiddet, işte bu şekilde
artık daha ağır yaptırımların olması gerekiyor. Bence bir kanunlarımızda gözden geçirmek lazım. Ya bu eskiden de mi bu kadar fazlaydı, yoksa hani sosyal medyanın olmaması veya evet ama yok eskiden aktarılan... bu kadar değildi ya. Şimdi ya hocam bu diziler falan diziler, bu, kötü gerçekten gençleri çok yanlış yöne götürüyor. Yani az önce buradan da sevgili Burak Toksbay'ın selam var. Aleykümselam. Antrenörümüz. Uzun, en son açılışta görüşmüştük. Dedim bir 15 dakika TV41'in üstteki parkta bir oturalım falan dedik. Otururken bile hani biz İzmit'in çocuğu olarak çok hani rahatız değil mi sokaklarda falan, ama gene bir tedirginlik var biliyor musun hani hava karardıktan sonra. Çünkü farklı farklı insan tipleri de geçiyor. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum ben. Geçen hafta da biliyorsun diğer maça doğru da söylemiştik ama Erkan Elmas bizim değerli taraftarımız. Evet. Evet, evet, Batı, İzmit Batı çıkışında Çenesuyu Stadyum'un orada çok feci bir kaza geçirdi. Yani genç yaşta da 48 yaşında aradı. Önce bir kardeşimiz, taraftar kardeşimiz vefat etti. Uğur Ekinci aynı şekilde. Bu ölümler bizi tabii derinden üzüyor ve yaralıyor. Allah'tan rahmet diliyorum ben. Evet. Onun dışında Kocaelispor'un şey olayına da çok gireceğiz mi? Yoksa sadece kınacağız mı? Hangisi? Cumartesi günü. Sakarya'da. Evet, isim bence hiç kullanmayabilmene gerek yok. Ya onu yani, bilmiyorum yani. Ya şimdi ismi isim oradaki çirkinliği yapanlarla bağdaştırılmamalı. İşte yani, oraya bağlı. Anlatabiliyor muyum? Yani hani... Zaten Kocaelispor suç duyurusunda bulundu. Şimdi o zaman şöyle bizi izleyenler. Yani biz konuşuyoruz. Olayı, yani konuyu olayı biraz anlat istersen. Tamam. Sonra hocamda da önce istersen hocama bir müsaaden varsa hocamla başlayalım. Tamam. Hocam Kocaelispor kafilesi cumartesi Çorum'a karayoluyla giderken Bolu'da bir tesiste Ankara gücü maçı için Ankara'ya giden Sakaryaspor taraftarlarıyla karşılaşıyor. Allah'tan otobüs durmuyor bizim. Yani. Evet. Bekir Kaptan orada. Ve orada daha otobüsten inmeden görünce hemen görünce anlıyor. Taraftarlar tepki veriyor. Ve ondan sonra otobüs gidiyor. Tabii işin acı tarafı futbolcularımızın, ben konuştum, futbolcu arkadaşımız silah çektiler diyen futbolcular var yani. Birisinin elinde silah olduğunu söyleniyor. Ya biz nasıl bir şeye doğru gidiyoruz? Nasıl bir toplum? Yani nasıl oldu? Yani futbol, ya insan biraz rakibine biraz saygılı olur, biraz maçlar sadece saha içinde kalması gerekir. Aslında Hodri Meydan Taraftarlar Derneği de çok güzel bir açıklama yaptı yani. Bunu işte kendileri otobüs taşlamayı kendilerine görev marifet zanneden Sakaryaspor bir grup taraftardı. Bütün Sakaryaspor taraftarını da burada zan altında bırakalım. Bir grup taraftar maalesef böyle bir şey yaptı. Hocam siz de futbolun içinde gelen bir şeysiniz. O an o teknik ekibin futbolcunun araba içindeki ruh hali nasıl olur? O maça nasıl konsantre olur? Yani güzel refleks olmuş. Yapılan hareket. Ya maalesef hani işte diyorum ya, bu tarz suça yönelik radikal insanlar çoğaldı. Yani radikal dediğim uç, kendini gerçekten farklı bir şekilde gösteriyor. Ama yapabilir miydi? Eyleme geçer mi? O ayrı bir mevzu. Yıllar önce ben de daha yeni çıkmıştım. Yani yeni yeni oynuyorum. Sakarya deplasmanına gittik. Mesela evet. Orada da ben tribünden otobüs stada daha önce galiba. 99'lardan. Daha önceydi galiba. Yani tribünden mesela sarkarak silah çekeni görmüştüm yani taraftar. 99 bir Süper Lig'de olduğu için hiç oynamadık. 99'dan sonra. Yani bir hazırlık maçı mıydı bilmiyorum. Yani net hatırlamıyorum maçın lig maçı mı, resmi maç mı yoksa hazırlık maçı mı olduğunu. Tribünden ama resmi maçtı öyle hatırlıyorum. Az da olsa silah çekildiğini biliyorum, gördüm Sevim evet. Abi. Yani bu eyleme geçer mi geçmez, bu tamamen korkutma amaçlı. İşte silah çektim, şöyle gösterdim kendimi. Yani ya işte sağda solda, sağda solda konuşabilme adına yapılmış saçmalıklar. Aklı fikri ne kadar yerinde bir insandan bahsettiğimizde tartışılır. Çünkü o an için normal beyin fonksiyonlarının olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
Evet hocam, yani o ama futbolcu, ya futbolcu çok etkilenmez. Yani futbolcu gerçekçi olmak gerekirse eyleme dönüşmediği süre içerisinde çok da bu konudan etkileneceğini düşünmüyorum. Ama şoförün yapmış olduğu refleks gerçekten takdir edilesici. O yüzden ben çok böyle etkilendiğini falan sanmıyorum. Kızmışlardır, bağırmışlardır, şaşırmışlardır, tabii, geçmiştir. Ya şöyle... Peki, futbol iklimi adına genel bir olumsuzluk... Bu başka takımların başına da duyar mı? Evet, duyabilir, düşünebilir ama çok uzun süreli bir etki yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet. Ya Allah korusun yani... Yarın tarafta, taraftarlar da aynı tesiste bir... Şöyle zaten, bak bir şey söyleyeyim mi? Bir kere buradan bu işte fiziki ve sözlü saldırı yapanları tamam bir tek Sakaryaspor camiasına mal etmiyoruz ama oradaki o işte kendini bilmezler diyelim. Şimdi devletimiz zaten Kocaelispor suç duyurusunda bulundu. Evet. Bu işin peşini asla bırakmayacağız. Yani Allah korusun daha kötü şeyler de olabilirdi. Şimdi bizim otobüsümüzün oraya daha önce geldiğini düşünün. Ve oradaki o 3-5 tane Cem Hoca dediği gibi o işte sokak kabadayısı dediğimiz tipler hava atmak için bizim takım otobüsüne girip bizim futbolcuya artistik şudur budur şimdi bir de telefonu çekip işte telefonu çekip kendine hava at. Ondan sonra kimse kusura bakmayacak yani benim şeyime otobüsüme mekanıma geldiği zaman futbolcu da geldi kafa attı atıyorum veya işte o psikolojileri falan düşün orada Bekir Kaptan tecrübelidir yılların tecrübesi bence orada hissetti onları gördü ve bir şey söyleyeyim mi? Yanlışlıkla yani Kocaelispor taraftarı gerçi pazar sabahı çıktı ama hani sanırsa ya bir gün önceden giden Kocaelispor taraftarı da sana dersin geçtisi oldu. Tabii. Tamam mı? Her şey. Orada şimdi otobüsün durduğunu düşün, bir arbede yaşandığını düşün, futbolcunun yaralandığını falan düşün. Devletimiz burada kamera kayıtları ortada. Bu meşru olmak isteyen arkadaşları bu akşam yani dün işte neyse evlerinden böyle toplarlar. Ondan sonra ya toplamak bir anlam ifade etmiyor. 62-22 cezayı da verirler. Gereken ağır cezayı. Caydırıcı cezalar. Caydırıcı olmadığı süre içerisinde cezanın ceza olduğunu düşünmüyorum. Sevgili yönetmen arkadaşımıza soralım. Sesse sıkıntı varsa bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Kısa bir ara verelim. Sonra tekrar sizlerle beraber olacak sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, canlı yayınlarda bu tür sıkıntılar bazen yaşanabilir. Özür dileriz bundan dolayı. Sevgili, bu konuyla ilgili evet, toparlamak gerekirse neler söyleyeceksin? Bu arada sevgili Engin Ese de yine takipte. Teşekkür ediyoruz, selam göndermiş bize. Yani şunu söyleyeyim, biz devletimizin artık bu tip müptezellere gereken cezayı vermesini istiyoruz. Sert bir uygulama olsun. 62-22 uygulansın. Toplasınlar. Biraz içeride yatsınlar. Akıllansınlar. Toplumda bunların çok yer edinmemesi gerekiyor. O yüzden Kocaelispor camiasına da geçmiş olsun. Bundan sonra da daha dikkatli olalım. Bekir Kaptan'ı ve kafileyi de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Kocaelispor zaten bu işin peşinde bırakmayacak. Ya onu diyoruz ya aynı şey ya birbirine 30 kilometre yakın aynı acılar aynı akraba ilişkileri var depremi yaşıyorsun depremzeler için maç oynuyorsun o maçta bile ne gerginlik şu filan ya nedir bu yani? Geçtiğimiz hafta Sakaryaspor gerçekten hiç yakışmayan şeyler yaşandı hem evet biz üzüldük yani bir insan olarak üzüldük yani dediğin gibi ya neyse artık yavaş yavaş bence gündemimize geçelim mi? Evet, o zaman hemen Cem Hocam'a dönelim. Evet. Maça geçelim. Hı hı. Sevgili seyirciler, bildiğiniz gibi Kocaelispor üst üste 2 haftada 2 yenilgi aldı ve maalesef önemli puan kayıpları yaşadı. Tabii hafta içinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın antrenmana gelip ziyaret etmesi, futbolculara işte maddi açıdan bir şey siz düşünmeyin, biz gereken desteği vereceğiz. Hiçbir zaman Kocaelispor'u yarı yolda bırakmadık. Açıklamasından sonra takım biraz daha moralliye gitti Çorum'a. Maçı, hocam bu ziyaretle ilgili de eğer size bir şeyler söylemek istersen bu tür ziyaretler futbolcuları nasıl etkiler? Bir de maçla ilgili nasıl bir maç bekliyordun?
Sadece ziyaretle mi kalmış yoksa yani biraz da olsa gereği yapılmış mı? Yapıldı. Onların detaylarını vereceğim. Örneğin söyleriz. Ben bilmediğim için. Evet, mesela lisans alabiliyor. Ödemeyle alakalı yani. Eğer oradan sıcak gelişmeyi söyle o zaman girelim. Tamam. Bu hafta ilk etapta SSK vergi borcu 22 milyon civarındaki ödeme yapıldı. 30 Eylül'de Ulusal Lisans Federasyonu'nun açıkladığı kulüpler arasında yer alacağız. Burada Tahir Başkan önceliği oraya vermiş. Geri kalan 80 milyon içinde Tahir Başkan'ın girişimleriyle hem sponsorlardan hem yani ciddi bir katkıda bulunacak. O da 80 milyona yakın bir ödeme olacak takıma. Olacak mı? Oldu mu diye. Olacak. 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 Bu ayın sonuna kadar o işlemde de bir sıkıntı 30 yok. 30 Eylül'e kadar. Zaten Tahir Başkan oraya gelip o şeyleri açıkladıktan sonra. Belli futbolcu. Sen de futbolcu yani yıllarca oynadın. Belediye başkanının geldikten sonra tabii canım. Yerde olay bitmiştir. Ben onu hani bu durumdan çok da anlamayan veya bu konuyla alakalı ne olup bildiğiyle bilgisi olmayan yabancı futbolcular olabilir. Onları da zaten tercüman açıkladı zaten. Konu uzak futbolcular olabilir. O açıdan söyledim yani. Evet. Çünkü sonuçta başkan veya bu tarafta belediye başkanı aynı sözü başkan da verdi tutmadı. Aynı sözü belediye başkanı da verdi tutmadı diyebilir. O açıdan söylüyorum. Olmaz zaten. Yoksa diğer yerli futbolcular veya bu konuya hakim futbolcular zaten neyin ne olduğunu hem anlatmışlardır hem de kendileri doğru pozisyon almıştır. Bu açıdan avantajlı bir duruma geçirdiği. Bir de Cem Hocam bu söylenebilir mi? Tahir Başkan'ın ziyaretinden sonra yani %70'i olumlu ama bazı kesimlerden de ben onları biraz siyasi yorumluyorum. Hı hı. Ya işte hakkımı helal etmiyorum. İşte belediyenin parası falan. Ya arkadaşlar ya belediyenin kasasından zaten para çıkmıyor. Yani bu yasal. Belediyenin kasasından yani, para çıkamaz zaten. Yani çıkamaz. Yani burada kentin mülki amiri, kentin abisi, sonuçta şehrin marka takımına o zaman git o zaman Fener'e, Galatasaray'a şu işte olabilir. Yani, belediyenin işte Beşiktaş'a belediyenin yani, yan kuruluşları var şu mesela. Onlar eskiden reklamda bağlıyordu. Evet, kent konut falan filan antikoldu ama şu an öyle bir şey olmadığı için belediyenin resmi tabii canım kasasından böyle bir ödemenin yapı veya böyle bir çıktı söz konusu olamaz. Olayı yani, farklı boyutta. Şu tür eleştiriler olmuş. Madem Tahir Başkan bütün parayı veriyorsa yönetim kuruluna o da yanlış var. Yani o da yanlış. Yani bugün ben Recep Başkan'la da konuştuk onu. Yani sonuçta biz Kocaeli Spor yönetimi de kendini kaynak yaratıyor, transferler yapıyor, bu takımı kuruyor, teknik gibi işte deplasmanı, tesisin gideri filan. O da yanlış. Belediyenin şöyle bir girdisi olabilir orada. Mali konularda bu işi denetleyen belediyenin bir elemanı olur. Der ki arkadaş ben işte Tahir Başkan olarak çünkü Kocaeli Spor'u düşünen bir insan Kocaeli Spor'un geleceğini de mali anlamda düşünmesi kadar doğal bir şey yok değil mi abi? Yani şimdi baktığın zaman bu paralar harcanıyor ama kardeşim ben 80 veriyorum acaba 100 mü harcıyorsun? Ben 30 veriyorum 50 mi gidiyor? Borcum bana 50 diyorlar 30 diyorlar acaba 70 mi 80 mi? Bu konuyla alakalı. Futbolcu transferi atıyorum ki, ben parayı veriyorum gerçi bu futbolcuya ulaşıyor mu? Ulaşıyor mu? Aynen. Başka yere mi harcanıyor? Yani bu nereye harcanıyor? Nereye gidiyor? Ama tüm o detayların hepsi geçen haftaki o buluşmada her şey konuşulmuş. İşte yani bu önemli anlatabiliyor muyum? Yoksa tabii ki orada bir yönetim olacak bu konuyla alakalı uğraşan çabalayan. Çünkü belediyenin de birçok o şekilde organı var. Farklı işler. Ya vaktim yok zaten. Yani o kadar uğraşamam ben her şeyle diyor. Tabii ki o işlerle de o ilgileniyor. Tahir Başkan orada hem kendinin güvendiği hem bu işe gönül verecek istekli arzulu kim varsa onu desteklemek zorunda. Ne yapacak yani? Başka yapacak bir şey yok. Ama belediyenin veya büyükşehirin kasasından çıkan bir kuruşun olduğunu düşünmüyorum. Yok, ama çıkamaz zaten. Şu bir artı mı? Sadece altyapıya destek verebilir tabii. Belediyeler. Yani, yani o da amatör futbol düzeyinde. Yani amatör futbol şey takımlara ne yapıyorsa oraya da onu yapar. Şimdi onun son bölümde sevgiliyetten bu arada notlarımda var. Evet. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi amatör spor kulüplerine çok ciddi katkılar verdi. Sevgili Yiğit, ben o gün İstanbul'da olduğu için gidemedim. Sevgili Yiğit takip etti. Bu, bütün belediyelerimiz yapıyor galiba. Ya, yapıyor ama Kocaeli Büyükşehir'inki daha tabii. Onu daha sonra son bölümde senden alırız. Büyük ihtimalle reklama mı gideceğiz? Maça 5 takımımız varsa hocamla yavaş yavaş maçı konuşmaya başlayabiliriz. Hocam
cezalar vardı ve ilk dönen cezası biten futbolcular vardı. Önce ilk 11 beklediğiniz bir ilk 11 miydi? Kocaelispor maça başlarken Ertuğrul Hoca'nın tercihleriyle ilk 11 ile ilgili de başlayalım. Sonra maçı da detaylı bir şekilde konuşalım. Geçen sene taraftarlar cezadan kurtulmuyordu. Bu sene futbolcular cezadan kurtulmuyor. Geçen sene tribünler eksiliyordu. Şimdi sahada eksiliyordu. Ya şimdi çıkabilecek baktığınız zaman beklenti anlamında iyi yaşa. En çok yaşa. Bildik. En bildik. En bildik. En ya şimdi sen şimdi antrenman diyorsun. Eldeki futbolcular da belli. Yani şimdi yani bizde yani haberde muhtemel 11'i bizde. Selim de bildi çünkü benden kopya çekti. eldeki futbolcular üzerinden zaten yapılacaklar belliydi. Ertuğrul Hoca da onu yaptı. Bilmiyorum Markan'ın durumu nedir, niye yoktu. Vallahi orada çok basında kırık var hocam. Ya şey hocam öyle bir soruyor ki araya girmek zorunda kaldım. O zaman Marko öyle öyle şey yapalım. Tamam yani, karşılıklı bayağı. Sen dersin ki şey gibi, Marko abi son durum şu. Evet yani şey değil ki burada. Zaten konuşacağız da sevgili Marko Han'ın bu kaburgasındaki çatlak olayından dolayı kendi doktoru falan işte en az 5 hafta demiş. Ben de diyorum ki ciddi bir bu hafta büyük ihtimal Kocaelispor Başkanı Recep Turul, Osman Çakır, teknik ekip Marko ile konuşacak. Yani kaburgadaki çatlak sonuçta bir iğne çatlak dediler. Ertuğrul Hoca kırık dedi. Tamam, kırık veya çatlak. Yani kırık olsa zaten duramazsın ağrından. Doğru mu hocam? Hayır, bilemem. Yani ya küçük bir şey yani. Sonuçta şu bu Erzurum maçında ama, hatırla o Mustafa Akbaş'ta olan bir pozisyon vardı. Şöyle bir durum var. Kaburga çatlağı veya kaburga kırığı ciddi anlamda nefes almakta sıkıntı yaratabilir. Hani evet. Sadece ağrının dışında nefes alırken de ciddi bir acıya sebep olabilir futbolcu. Ya en son biz yani antrenmanda kondisyonda çalışıyordu. Tabii evet, son durum görülecek. Eğer iğneyle veya hızlı bir tedavi olursa bir fedakarlık beklenecek. Ama öbür türlü zaten 5 hafta falan eyvah diyoruz. Çünkü oraya da gelelim, şu açıdan gelelim. Şeyde bugün ben mesela Karagümrük, daha doğrusu Urfa Karagümrük maçını izledim. Evet. Biliyorsun birebir benzer özellikle. Aynen 9 numara. Benzer futbolcuları var Karagümrük'ün. İnanılmaz derecede Urfa'yı hem zorladı hem o işte... Birbirden sonra işi bitirdiler kırmızı karttan sonra. Kırmızı karttan sonra iyi de futbolcular gördü galiba. Doğru muydu hocam? Kırmızı kartı görmedim. Evet. O sırada hazırlanmaya çıktım. Kırmızı kart. İlk yarıyı izledim. İzledim aşağıya. Hemen hemen benzeri mi? O iyi şey futbolcuları ağır, değil mi? Ağır geldi. Lamekel miydi? Neydi? Halim neydi? Ya yabancı bir oyuncu da. Tamam. Bar çağırdı. Gene karandan dönmedi. Bizim Ömer Tolga Güldibi. Evet. Sonra konuşalım. Tamam onu sonra konuşuruz. Yani Marko fedakarlık, Marko'nun yani fedakarlık yapması lazım. Eğer ciddi bir şey yoksa o aidiyet duygusu içinde çünkü yani işte tankeden sonra Marko'ya da böyle final olursa daha zaten o yabancı oyunculara gireceğim. Yani bayağı bir anlatacağım onu. 5 haftalık süreçte de 5 haftalık süreçte de Selim abi yani neler olur neler. Hayır maç eksiği tekrar zaten ortaya çıkacak. Hazırlıyorlar gene alacağı tekrar. Yani belki antrenmanla bir şekilde korursun ama daha önce de söylediğimiz gibi hiçbir antrenman maçın yerini tutmayacağı için haydi gel tekrar bir maç eksiğini yerine getir, maç performansını bir noktaya çek diye uğraşmak zorunda kalacağız. En azından deplasman anlamında da zor maçlar bizi bekliyor. Tabii tabii. Bakıyorsun çok daha İstanbul'u var, Ankara gücüsü var, o su var, bu su var. Hani yani bir an evvel... Sadece son önümüzdeki 3 deplasmanı söyleyeyim. İstanbulspor, Ankara gücü, Sakarya. Yani şu Çorum maçı, bak şu Çorum maçı... Ömer Ağniye, Urfa... Şu Çorum maçı alınmış 2 puan muazzam bir puan net söyleyeyim. Kimi aldık? 3 puan. Şey ekstra 2 puan. Ben berabere bitecek. Evet, beraber. Doğru. Evet. Ben size söyleyeyim. Her konuşmada konuşmayı söyle. Ekstra 2 puan. Ben Çorum'un Çorum'dan gol falan yiyeceğini düşünmüyorum. Yok, yemezdi. Şu an belki ilk yarı o hata olmasa da atamaz. Oraya geleceğiz zaten. Oyun sana taktiksel orada bir baskı güzel yani. Oyunu çok rahat ama futbolcu. Oyunu okumak, oyunu anlatmak taktiksel anlamda o noktaya geleceğiz. Neden olabilir? Neden ne zaman olabilirdi? Ne zaman olmaz filan mevzularına geleceğiz. Reklamlardan sonra geliriz. Yani ben öyle bir ihtimal vermiyordum açıkçası. Oyunun en azından sonlarına doğru. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam. Reklamlardan sonra Cem Hocam maçla ilgili yorumunu alacağız. Gerçekten Kocaelispor hocam da söylediği gibi çok önemli bir galibiyet aldı. Burada bir puan kaybı olsaydı bizim için çok büyük sıkıntı olabilirdi. Allah'tan olmadı. Maçın detaylarını biraz sonra reklamlarda
Evet sevgili seyirciler, reklamlar bitti. Üçüncü devre devam ediyor. Kocaeli Spor Çorum'daki galibiyeti sevgili hocam yorumluyordu. Hocamla devam edelim. Evet hocam, nasıl bir maç izledik? Fazlasıyla durağan. Evet. Yok, durağan demeyeyim tabii, haksızlık etmeyeyim o anlamda söyledim de. Seyir zevki anlamında durağan diyelim. Öyle geçiştirelim. Her iki takımın da birbirini özellikle yana, geriye oynatarak, işte arada da konuştuğumuz gibi özellikle bizim adımıza çünkü içeride sorumluluk almayan, dışarıda da galibiyet sorumluluğu çok fazla almak istemeyen hocalardan kurulu bir ekip vardı açıkçası. İki takım da mesela hani bir puan olsun, tedbirlik 3 puanla dönelim ama önceliğimiz bir puan olsun niyetiyle belli ki sahadaydılar. Çorum ilk 10 dakika biraz hani yapayım bir şeyler, uğraşayım belki skor alırım dedi ama bizim direncimizi görünce, çünkü etkili adamları belli. Sol tarafta Eren, Verreit ve evet, Geraldo. Geraldo ile beraber biraz işte Hatay'daki neydi o forvet arkası futbolcunun uzun saçlı Esmer vatandaşını da verdi. Amaralı bir şey. Çok fazla şey yoktu. Yoktu. Ama burada bu futbolcuları doğru kilitlediğimiz için ilk 10 dakikadan sonra açıkçası onlar da ciddi anlamda direnç kırılmasını yaşadılar. Daha sonra tabii ki topa hakim olan taraf bizdik. İnisiyatif aldık. Orta sahada özellikle geriden oyun kurarken topun bizde kalması adına. Ama maalesef sorumluluğu, inisiyatifi 3. bölgede gene alamadık. Evet. Bir işte Mendes çabaladı o kadar. Mendes'in acaba bir şeyler yapabilir mi? Yapar mı? Diye düşündürdü. Birkaç hareketi dışında açıkçası stoperlerin arkasını veya kalecinin önünü çok zorlamadığımız ya da ceza sahasının içine o box'ı çok zorlamadığımız bir maç oldu. Açıkçası ilerleyen dakikalar üzerinden bir mucize olur mu düşüncesi vardı. Mucize mi sence? Mucize derken çünkü sürpriz sen mi? Gidemiyorsun kaleye, o gelemiyor, o da senin kalene. Arada bir maç beraberliğini oynadı. Hatta ben işte program anlamında hazırlanıp giyinip çıkacakken filan. Al gülüm ver gülüm. Golü duydum. Oturdum. Aa baktım. Olabilecek gol ancak böyle bir gol olabilir. Evet. Box'ın dışından. Muhteşem bir gol attı Mesut. Harikaydı gerçekten. Bizim en büyük şansımız iki futbolcunun oyuna girip gol atması. Bu gol. İşte, işte hani bazı şeylerin belki de tesadüf olmadığını anlayabiliyoruz. İki futbolcunun geçen hafta da olmaması işte bu hafta belki onların eksikliğinde tabii ki bu futbolcuları değerlendirmek istememiz bizim adımıza, değil mi Selim abi? Belki evet. Tesadüf olmayan bir şeydi açıkçası. Futbolcular adına da belki onların şansları, kısmetleri adına doğru olan bir şeyi yaşadık. Pozisyonları yaşadık veya olanakları gördük sahada. O yüzden hani topun bizde kalması... Hocam, şurada araya girebilir miyim? Şimdi Mesut'la Furkan Gedik'in, şimdi mesaj da geldi sevgili Necmi Baştürk'e. Her hafta hemen hemen işte bu çocuklara şans vermeliyiz, kendi çocuklarımıza güvenmeliyiz mesaj atıyor ve böyle bir beklenti de vardı. Yani çocukların girip bunu iyi kullanması... Şimdi bu tezi biraz göçlendiriyor değil mi hocam? Şimdi şöyle bir durum var. Bak baştan beri, ben programı başladığımdan beri genç futbolcunun her zaman şansına, kısmetine inanırım dedim. Her zaman için. Evet. Yani ya biraz cesaret işi bu. Yani sezon başından beri kampını, senin kampını gören genç futbolcuların evet. olması. Tabii şimdi burada Ertuğrul Hoca'nın da Mesut'a mesela uzun süre değil mi? Hani bünyesinde tutmak istemesi Mustafa, belli. Aldığı sonuçta aldığı süre belli adamın yani. Evet. Bu sürede ondan hiç vazgeçmemesi, sonuçta Mesut'un da belli ki kendini belli bir noktada hazır tutması ikisi adına da, hem hoca adına hem Mesut adına da hem takım adına da çok olumlu oldu. Bu futbolcuların dinamizminden yararlanmak lazım Selim. Evet. Yani ortada işte ununu elemiş, eleğini asmış demeyeceğim ama ya belli bir noktaya gelmiş. Verdiği şansı kullanmayan. Kullanmayan demeyelim ama ya ben zaten oynayacağım. Ben zaten oynuyorum. Düşüncesiyle sahada olan futbolcular olduğu zaman hep statik.
stabil, aynı düzeyde, aynı resimde, profilde. İnsan izlemek de istemiyor. İnsanın iştahı da açıkçası futbol anlamında o maçı izlemek içinden gelmiyor. İştahı da eksiliyor. Ama işte giriyor Mesut, giriyor Furkan. Ne yapıyor? Alıyor, bir hızlandırıyor. Baskı yapıyor. Çabalıyor. Dönüyor, çabalıyor, alıyor. Coşku var. O coşkuyu gördüğün zaman sen de heyecanlanıyorsun. Tabii tabii, Yusuf da var yani. Yusuf, ya Yusuf da tabii daha önceki maçlarda süre almadı. Sonradan da olsa aldı. Ama Yusuf'ta da o İvmeyi görmedik açıkçası. Kendini belli ki bence artık yakıştırmış düşüncesi hakimdi. Ama bu maçta biraz daha farklılığını gösterdi. Ama burada tabii şöyle de bir durum var. Üçlümüz, orta saha üçlümüz özellikle işte Vukovic, Pedrinho ve Şaktas. Evet, ofansif anlamda sorumluluk almadığı savunma arkasına hem atılabilecek toplar hem de yapılabilecek koşulları çok az, çok eksik yaptı. Ama orta sahada biraz değişkenlikleriyle beraber ya da işte Ahmet Sagat'ı da geri tutarak o kalabalığı sağlayıp topa hakim olan taraf biz olduğumuz için Çorum'u fazlasıyla yorduk. Hani Murat Hocam geçen hafta da onu söyledi. Evet. Çorum'un topa çok hakim olduğu, çok pas yaptığı. Bize baskı kuramadı fazla... yani. Baskı sıfır baskı. Ya baskı anlamında zaten çok baskılı oynayacak bir takım değil ama topa hakim bir takımdı. Onu ellerinden aldık. O daha da yorulmalarına sebep olunca orta saha tamamen bizim hakimiyetimizde. Özellikle ikinci bölge ile birinci bölge arası tamamen bizdeydi top. Evet. Tamam, üretkenlikte gene sıkıntımız vardı. Bunu zaten baştan beri söylüyoruz ama bu Çorum'u inanılmaz derecede yordu. Zaten Muharrem Cina'nın Geraldo'yu. O bir iki pozisyonda kaçırdı yani orada. Ya o olabilir, o kadar olabilir. Çünkü Geraldo çok hareketli bir futbolcu. Geriye de çok fazla yardım hani geliyor ama çok da fazla yardım olmaz. Çünkü Mendes inanılmaz derecede zorladı biliyorsun. Evet. Kerem'di galiba Çorum'un sahibi. Hani Geraldo oradan daha çok dinlenip iş görebilecek o diriliği kendinde hazırlayıp o topları değerlendirir. Ama Muharrem Cinan çoğu pozisyonda buna engel oldu açıkçası. Birkaç pozisyon evet dediğin gibi kaçırdı ama savunmamız gene o konuda hazırdı. Tarkan tedbirini aldı. Tabii tedbirini almış Muharrem Cinan. O konuda sıkıntı yaşamayınca Eren'de de bir, herhangi bir problem olmayınca, Eren'in evet. kısmında daha doğrusu Ahmet Oğuz'la beraber biz savunma kısmını şimdi problemsiz bir şekilde Tohumas'ı da etkisiz hale getirdik. Ver eğiti diyorsun. Evet, o da tabii çok tabii işte. Ya bir ilk kere 30. dakika bir pozisyonları var. Orada da da ekstra gelen bir Eren var ceza sahasının içinde penaltı noktasına. Onu kimse beklemiyordu. Ver eğitim boyundan, fiziğinden yararlanıp indirdiği topu yine işte adamın ismini devamlı unutuyorum. Yabancı oyuncu. Amaral'a benzettim onu. Göğsüyle indirip Eren'in vurduğu bir... Onun dışında herhangi bir pozisyonları zorladık. Ben yani iki stoperimizi 1.90 dakika daha oynatabilirdik. Yani o kadar. Mehdi mi diyorsun hocam? Evet Mehdi Kucama mıydı? Evet. Tuhaf olduğu için bir türlü aklıma gelmedi. Evet. Hani 1.90 dakika daha çıkarırdı bizim stoperimiz. Net öyle söyleyeyim. Evet. Ama işte burada özellikle Ertuğrul Hoca'nın 2 hafta alınmış mağlubiyetin tekrar bir benzerini yaşamamak adına evet. daha kontrollü bir puan olsun. Deplasman, evet. Çorum deplasmanından içeriye geleyim. Zaten Urfa. Yani bu sefer ilk kez deplasman adına. Taktiğini ben hep de onu dedim. Hani 1 puan için çık, araya da sıkıştır ve 3 puanla dön. Yani evet, yani, tabii tabii. Hocanın dediği gibi. Daha sağlamdır yani. Hocam tamamladınız mı? Tabii tamamladım. Ben biraz uzun konuşacağım. Var değil mi vaktimiz? Var vaktimiz var. Murat Hoca'nın evet, zamanını da alalım. Şimdi, biraz ben kırpayım fazlasını sene. Evet şimdi şöyle. Geçen sene 16 Mayıs'ta biliyorsun bir Çorum yolculuğumuz vardı. Sevgili Umut filan. Ben köşe yazımda da şunu belirtmiştim o zaman. Kocaelispor Çorum'da Süper Lig hayallerine nokta koymuştu. Aslında 4 gün önce oynadığımız, bitkisel hayata girdiğimiz bir maç vardı burada. Yani psikolojik maç diyoruz ya aslında. Psikolojik evet. maçlar bu tür bir maçlar. Ve o akşam teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın basın toplantısı açıklamasını arşivden baktım. Çok hızlı bir şekilde özettim. Bu gece biraz kötü geçecek ama biz yarın itibaren, yani önümüzdeki sezondan bahsediyor. Önümüzdeki sezonla alakalı çok çabuk bir şekilde çalışmaya başlayacağız ve Allah'ın izniyle önümüzdeki sezonun sonunda Kocaelispor'u Süper Lig'e taşıyacak organizasyonların çalışmalarına başlayacağız. Bu sezonki tecrübelerimizi önümüzdeki yılın planlamasını çok doğru şekilde yapıp Kocaelispor'u Süper Lig'e taşıyacağız.
Ben çok umutluyum. Bu umudumu camiamızın büyüklüğünden, taraftarımızın aşkından ve Kocaeli şehrinin sahip olduğu değerlerden ötürü böyle umutlu konuşuyorum ifadelerini kullandı. Şimdi Ertuğrul Hoca gittikten sonra son sadece playoff maçına gelmişti. Biz de biliyorsun ben arşiv uzmanı olarak bunları her zaman not alırım. Şimdi 22 Eylül 2024'te Çorum maçındaki ilk 11 ile şöyle çok özür dilerim. 16 Mayıs'taki Çorum'da kaybettiğimiz ilk 11 ile 22 Eylül'deki en son oynadığımız Çorum maçı kadro yapılanmasında ilk 11'de 9 farklı oyuncu var. Gökhan var başka? Gökhan da Vukovic. Demek ki buradan şu çıkıyor. Geçen sene biz kadro tercihlerimizi, transferde ciddi hatalar yapmışız ki bu oyuncu gruplarının çoğuyla yollarımızı ayırmışız. Ertuğrul Hoca dahil hepimiz Çorum maçını İzmitli genç futbolcuların atacağı gollerle kazanacağımızı herhalde hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. Doğru mu? Evet. Ama işte futbolun cilvesi böyle. Şimdi Ahmet ve Manisa maçları evet bizim için talihsiz ve ağır mağlubiyetlerle sarsıldık. Bu galibiyet bize ilaç gibi geldi. Hem moral kazandık, hem yeniden zirveye tutunduk, hem de takım biraz enerji depolu diyebiliriz. Ama ben işin şu tarafındayım. Bu galibiyet sakın bizim takımı hani rehavete sokmasın. Çünkü 75 dakika basat oynayan bir takım seyrettik. İşte her ne kadar bu sefer kırmızı kart görmedik, defans derinliği bozulmadı, pozisyon vermedik ama şampiyonluğa oynayan bir takım görüntüsü de vermedik. O yüzden teknik ekibimiz bence takım içerisindeki bu arızaları en kısa zamanda giderip özellikle tecrübeli oyuncu, yerli yabancı hepsinde birebir görüşüp bu camianın 15 yıllık Süper Lig özlemi için mücadele ettiğini söylemesi gerekiyor. Hele geçen hafta kentin en büyük mülki amiri antrenmana gelip size ödeme sözü garantisi verdikten sonra bence yani bırakın koşmayı İzmit Körfezi'nde yüzerek karşıya şampiyonluk mücadelesi vermeniz gerekiyor. Yani futbolcuları biraz daha disipline etmemiz gerektiğine inanıyorum. Kocaelispor camiasını hafife almasın hiç kimse. Biraz yabancı oyunculara ve görev almayan, sorumluluk almayan oyunculara ben gönderme yapmak istiyorum hocam. İyi ki 8 yabancı hakkımızı kullanmamışız. Eğer ki yanlışlıkla kullansaydık yine maalesef paralarımız boşa gidecekti ki bu genç oyuncularımız işte Mesut Can Tunalı, Furkan Gedik 90+6'da Onur Özsöngü aferin sana 4 yıl boyunca mücadele ettin. Son dakikalarda olsa oyuna girdi. Keşke skor avantajını daha önce yakalasaydık 16 yaşındaki 17 yaşındaki Mustafa Ege Bilim'i diğer U19'un santraforu Mustafa Kağan Sekmez'i de oyuna atsaydık. Atıyorum işte 90'da skor 3-0 veya işte 2-0 son 5 dakika. Düşünsene hocam 2 tane daha oyuncuyu da alıyorsun. Spiker diyor ki evet Kocaelispor yine Gökdeniz Bayraktar'ı seyrediyorum. Ya o çocuk 17 yaşında Kocaelispor'da oynarken bizim tribünlerde abi bunu geri gönder Kandıra'ya. OSB, tarla bilmem ne. Adam nasıl mücadele ediyor biliyor musunuz? Maç özetini gördüm. Boğuşuyor. Süper Lig'de tutamıyorlar. Evet hata yapıyor, kaçırıyor. İşte ben Furkan Gedik'te bunu görmeye başladım. Mesut zaten artık 3 yıldır bu takımla idmanlara çıkıyor. İnşallah Ege Bilim olsun. Yeter ki güvenip yani şansı verelim. Mustafa Sekmez olsun. Onur Öztöngü. Furkan bir kere gazeteye gelmişti babasıyla 3 yıl önce. Gurbete gideceksin. Mücadele edeceksin ve bu formayı gene alacaksın. Bence bir başarı hikayesinin fitilini atış dedi. Bir örnek olacak. Yani sadece Gökdeniz'i konuşuyoruz ya 8 yıldan beri. Doğru mu? Çünkü yani ya sahip çıkamıyoruz ya yetiştiremiyoruz. Ha bu arada Furkan Özyapı'yı neden verdik arkadaşlar? Bu takımda öyle ya da böyle hamle oyuncusu olarak girebilirdi. Çaktaş'a aldık da o yüzden verdik. Çaktaş'a geleceğim zaten. Merak etme. Sadece Çaktaş'a değil. Orada bir orta saha ihtiyacını da şey yapıyorduk. Dillendiriyorduk. Tabii tabii. Yani evet. Dillendirdiğimiz için oraya da bir futbolcu alınacak düşüncesiyle hani burada oynayamaz.
oynasın en azından diye düşüncesiyle yollanmış. Evet yani bu yani biz işte Mesut Oviç atmadı golü. Mesut Can Tunal attı. Veya işte Furkan Son mu diyelim ne diyelim bir şey diyelim İzlandı. Ya değil yani bizim çocuklar attı. İzmit'in ben de başlığı öyle attım zaten İzmit'in çocuğu herkese yeter diye. Şimdi gelelim yabancı oyuncularımıza. Şu anda yüreğiyle oynayan Pedrinho ile Mendes. Evet. Bu işin hakkını veren. Vukovic. Vukovic. Seni seviyoruz da sevmek de olmuyor. Yetersiz vasat ve sorumluluk almıyorsun. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Gerekirse Vukovic'i çekeceksin kenara. Cihat'ı koyacaksın. Nasıl biz Berit'se bavulu elindeydi. Gönderemedik. Şimdi yedek kulübesinde oturacak. Berit'se girseydi moralimiz bozulacaktı. Furkan Berisse'den çünkü Berisse'yi geçen sene Çorum'da hatırla 46'da oyuna girdi. 49'da sakatlanıp çıktı. Yürüyerek dolaşarak gülerek geldi yani hayatından memnundu. Ben o gün bırakırdım. Doğru. O gün bırakacaksın o futbolcuyu. Niye ısrar ediyoruz? Ya niye devam ediyor? Ya şimdi almaya ne olmayınca? Sen almaya ne İşte iki yıllık sözleşme yaparsan gebe kalıyorsun maliyetinden işte, dolayı. İşte biz almak için neler yaptık hocam onu. Sen ne diyorsun ya Ankara güçler yazdı ya. Bakın dedi bir maç oynar 3 maç yatar. Yani hakikaten de dedi ne 3 maç artık. Ya o zaman. Çok alıngan dediler. Tabii, her tabii. Şey küsüyor dediler. O zaman bu işin hani scout diyeceğim de o kadar şey miyiz? Ya o transferi yapan bu konuyla alakalı bilgi alan insana soracaksın. Hele o şeyden yani. Sonra o iki Gürcü'yü gördükten sonra bu birisi onların İki katı daha iyi. Arada yani. Gitmesinler yine arada iki Gürcü. Reklama gidiyoruz mu? Evet. Sonra seninle tekrar devam ederiz. Nerede kaldık? O zaman Apindanyo ediyorum. Tamam. Unutturmuyoruz. Evet sevgili seyirciler. Reklama gideceğiz. Evet reklamlar bitti. Üçüncü devre devam ediyor. Sevgili Yiğit Demir. Nerede kalmıştık? Apindanyo. Evet. Apindanyo'yu bence iyi bir profesyonel. Şu an idare ediyor. Her ne kadar bence o tecrübedeki bir isim şey maçında Manisa maçında hani dakika 89 olur. Bak. Değil mi Cem Hocam? 1-0 öndesin. Veya işte 0-0. Ben o kırmızı kartı madalya takarım. Ama birinci dakika yok abi gerek yok. Defansın derinliği bu kadar. O yüzden Apindanyo'dan memnunum. Ben ondan Kandias gibi tam şey bekliyorum. Bütün maçlarda görev. Tam sallayacak gibi girdi. Evet. Sonra onu memnunum diye bitirdi. Anlayamadın değil mi? Çözemedin işi. Hayır, bir de bu maçta oynamadı. Dedim, niye Apindanyo? Niye? Nereden? Hayır çıkıyor? Yabancıları şimdi geçiriyoruz ya testten. Yabancılardan mı başladık? Şimdi herkesin aslında gözünden kaçırdığı mı diyelim? Veya 6 hafta boyunca kendini çok iyi saklayan, saklambaç oynayan bir Caktaş var arkadaşlar. Yok kimse gözünden kaçmayacağım. Herkes Caktaş diyor başka bir şey değil. Diyor mu? Tabii canım. Ben hiç görmedim sosyal medyada. Bizim sosyal medyada arkadaşlar yani. Caktaş diyorlar başka bir şey demiyorlar. Yani Caktaş. Caktaş'ın yanında başka futbolcular. Gözüm üstünde. Evet. Başka futbolcular da yok. Caktaş yeni bir Koako yoluna doğru gidiyor gibi. Caktaş buradan sana selam gönderiyorum. En son antrenmanda aldık ama çok böyle... Ama çok net bir penaltısını vermediler. Onu da işte şöyle bir gram faydası yok onu söyleyeyim. Orada da bir penaltı olacaktı. Onu da zaten ne ya maçın hakemi ne var görmedi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Öyle düşünmemek. Evet. Ya abi bu adam asist yapsın, oyunu gol atsın, evet, adam geçsin. Çok özür dilerim. Hani biz Amaral'ı yani, beğenmiyorduk ya. Bir şut çeksin şut hocam. Şut çeksin ya. 10 numara. Pozisyondasın hakkını vereceksin. Değil evet. Yani değil. Baktığın zaman ama bu sorumluluğu evet, alacak insan Ertuğrul Hoca. Ertuğrul Hoca ya belki de benim istediğim gibi sahada duruyor diyebilir. Ya yani ona bir şey diyemem yani. Şimdi nasıl duruyor zaman, abi? Olumlu bir hareketi yok hocam ya. O zaman ya. Oynatmayacak. Oynatmayacak zaten. Ama adam eksikti olduğu için oynattı bence. Bence o oynatıp ya şöyle ya ben yine biraz daha sabredelim diyor. Bunlar sonuçta yabancı futbolcularımız bizim yabancı evet. Yabancı futbolcu dediğin nedir? Ekstra bana değer kastın. Ne kadar güzel dedin hocam. Ama işte ama yani biz çabuk, o yüzden aldık bu arkadaşı. Şu anlamda söylüyorum. Çabuk vazgeçmeyelim biraz daha sabredelim. Evet tamam sonunda söylenmesi gereken şeyler varsa yine aynı şekilde bize konuşalım. O ayrı bir şey ama bir noktaya kadar da bir beklemek lazım diye düşünüyorum. Ben o zaman çok kolay kar. Şimdi mesela Caktaş oynatmıyordu. Tam
Bir maçta galiba Ahmet maçında oyundan aldı. Değil mi? Ahmet maçında oyundan birinci aldı. Birinci dakikada aldı işte. O kartla beraber. Şimdi geçen hafta şimdi bir daha 11'e koydun. Tekrar 7'ye koy filan derken bu gitgeller futbolcuyu ciddi anlamda demoralize edebilir. Yani Urfa maçı da nispeten kazanılmış bir şeyi yok, garantisi yok, karşılığı yok ama hani alabileceğimiz bir maç olduğu için değerlendirilip kazanma adına evet. Bir noktaya yine taşıyabiliriz. Vallahi şöyle lazım oluyor çünkü futbol. Yani artık Olcan da yok yine zaten. Evet, bir hafta daha yok. Apindango'ya geri dönecek takıma. Şimdi Mendes'in top ayağına geldiğinde koltuktaysak ayağa kalkıyoruz. Tabii Mendes yani heyecanlandırıyor bizi. Evet. Ama şimdi Caktaş'ın ayağa top geldiği zaman ben heyecan duymuyorum. Eğer Caktaş böyle olacaksa zaten bizim çocukları oynatalım. Gerekirse oraya Yusuf'u monte edelim. Pedrinho'yu al 10 numaraya gene oynar. Mesut'u koy ortaya. Şimdi, biz, yani şimdi bizde şöyle bir durum var. Bak mesela maçı izliyorsun. İşte 3. bölge zenginliğini, 3. bölge pas trafiğini yapmakta bilmiyorum. Yani futbolcular mı çekiniyor ya da top ayağındaki futbolcumuz mu bu konuda gerekli alternatifleri bulmuyor ki zaten öyle oluyor genelde veya bulduğu zaman atmıyor. Çünkü maçta da öyle. Bir Mendes adam eksiltip belki o Alvir'i denemeye çalışıyor. Yine o da bulamıyor adam ama farkındaysanız eğer ceza sahası taç çizgisi ve out çizgisi birleşiminde korner direğine yakın yerlerde ceza sahası baksa yakın kısımlarda hiç o Alvir'i rakibi şaşırtıp stoperlerin dengesini bozayım, evet, evet. Kanat beklerin dengesini bozayım, içerideki forvet futbolcumun, ofansif futbolcumun markajdan kurtarayım oyununu oynayamıyoruz maalesef. Evet. Yani alıyor adam çizgide evet şöyle bir ezbere keseyim. Ya kim var içeride? Kime kesiyorsun? Neye kesiyorsun? Kaç tane yani ne kadar isabetli kesiyorsun? Ben evet. Oraya güzel bir yere geldim. Biz Ahmet Oğuz ve Muharrem Cin'e niye aldık? 3 yıldan beri diğer beklerimiz yani ofansif anlamda, ofansif anlamda bedavadan gidip 20 tane gereksiz orta yapıp bize asist yapmadıkları için ve arkada kademe anlayışını kaybedip adam kaçırdıkları için aldık. Yani Ahmet Oğuz'la da şey ikisi de biraz vasat. Yani ben onu söyleyeyim. Caktaş'ı kapattım. Amaral'ın hakkını yemişiz bence. Neden biliyor musun? Tabii şu pozisyonda var. Teması futbolda yok dedik. Teknik ekip gönderdi sevgili Selim. Ama hiç olmazsa dikin oynuyordu, şut çekiyordu, pas atıyordu, asist yapıyordu, adam geçiyordu. Daha hareketliydi. Ha, adam çok yani, fazla geçmiyor. Evet, yani çift yönlü de belki yoktu ama yani. O zaman... Yani, o boşlukları, dediğimiz o boşlukları daha çok kovalayan evet. Futbolcuydu Amaral. Yani ya şimdi mesela demin de sen güzel bir yere geldin. İşte hani düşün geçen seneki kaptanınızla bu seneki kaptanımız farklı düşünebiliyor musun? Her sene kaptan mı değişir abi? Gökhan'dı ya. Bir takım her sene kaptan değişir. Gökhan'dı ya ilk kaptan. Gökhan'dı. Hayır. Bu şey geçen diyor Ardılar. Sene, tabii. Abdioğlu. Ha tamam. Tabii devamlı değişiyor ya. Hocam kadro değişiyor daha %80. Yani işte ya ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya bir oturmuş kadro zenginliğimiz maalesef olmadığı için evet. Organizasyonu da ona göre yapamıyoruz bir türlü. Yok o uyum sağlayacak, futbolcu arkadaşına uyum sağlayacak, futbolcu hocaya, hoca futbolcuya uyum sağlayacak. O ondan beklenti, bundan yani bununla uğraşmaktan, geçen seneden beri aynı şeyleri söylemekten vallahi billahi gına geldi olduk ya. Sen yorumla, maçın hikayesine geçeceğim. Hocam şut da çekmiyoruz, yani, şut da çekmiyoruz. Şut çekiyorsun, gol oluyordu bir tane şut. Mesut işte, denedi onu diyorum işte. Bizim o kadar tecrübeler... Çekiyorsun da dağlara taşlara. Pedrinho da çıkıyor. İşte güzel bir yere işte maçın hikayesinde onu anlatacağım. İlk yarıda işte Mendes'in iki girişimi var. İki korner atışımız var. Koca 45 dakika boşa geçti. İkinci yarıda işte Mendes, Pedrinho biri daha vurdu. Kim vurdu ya? Notumu almıştım dur bakayım. Ahmet Sakat'ın şutları var. Çerçeveyi falan bulamıyoruz. Bisküvi kırmaz diyorsun. O da güzel. Yani genel anlamda iyi oynamadık bak. Açık ya oynamadı mı kesin canım? Oynamadık. İki takım da birbirinden çekindiği için kontrollü. Hatta maçın spikeri dedi böyle beraberlik havası kokuyor şeklinde. Ya belki ben sana bir şey söyleyeyim. Belki Çorum biraz oynayacaktı ama biz Ahmet'i de geriye çekerek zaten o kalabalıkla beraber hani bize bir sıkıntı oynama şansı vermedi. Evet. Yani orada oynama şansı vermemeye çalıştık. O alanları kalabalık tutarak. Ya hücum yollarında zaten Çorum'da etkisizlik, şey şut tabii. Yoktu. Final vuruşlarında da başarısızlık. Ben Mesut ve Furkan'a yine bir parantez açmak istiyorum. İnşallah önlerinde çok uzun yıllar Kocaelispor formasıyla özleşecekler ve diğer altyapı oyuncularına örnek olacaklar diye düşünüyorum ben.
Çünkü Furkan işte kiralık olarak gitti. Mesut 3 yıldan beri. Şimdi Mesut'un attığı golden sonra sevinci. O sevinç ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani milli takımımız nasıl gol atıyorsa, çünkü şehrin milli takımı Kocaelispor, Mesut'un attığı golden sonra. Furkan da öyle. Furkan'ı kendi geleceğim. Yani o gol muhteşem bir gol ve Kocaelispor'un uyanış golü oldu. Demek ki Mesut inandı, ölçtü, biçti, vurdu. Ha, golün öncesine girelim. Orada bir pres yaptık. Kaleci topu kaybetti. İlk pozisyonda golü atamadı. Kaleci değil, stoperleri. Sağ stoperi ayağındaki İlk... topu vereyim derken kararsız kaldı. Tabii. Sonra gene korner atayım dedi. Mendes ısrarla. Diğeri de ayrı bir saçmalık yaptı. Evet. O da avuç çizgisine yakın bir yani topu. Mendes'e ne yaptığı belli değil. Mendes aldı, oyuna soktu. Mesut golü attı. Sıdış şartelleri kapandı. Bir şey söyleyeyim mi? Orada bir, ufak bir korku şöyle yaşadı. İşte ben sana bir şey söyleyeyim. Eyvah dedim, şu oyun soğuyacak, inşallah ters bir yansıma olmaz. Ben sana bir şey söyleyeyim. İşte şans, kısmet, genç futbolcunun o hani olma isteği, arzusu işte böyle çağırıyor. Çünkü içinde... Pozisyonu böyle çağırıyor. Belki mevcut futbolcular kalmış olsa bu hataları da rakip yapmayacak. Ya ben hani burada var. Zorladık şey... orada çünkü tabii. Ya yani yok, zorlama bir şey de çok yok. Zorlama da çok yok yani. Pres dediğin karşısında hiçbir şey de. Adam resmen pas attı. Kararlı değildin, onu net söyleyeyim. Ya hiçbir baskıda kararlı değildin. Tabii. Onlar tabii. Da öyle. 3 kişi vardı ceza sahası içinde. Yapmayın abi. Ya. Tamam ama. Ama bomboş ya. Tamam, yapmıyorduk onu yani. Kaleci şey döndü. Kullansın diye beklerdik. Ben sana geçen hafta mesela girenleri eleştirmiştik hatırlıyorsanız. Bu hafta da girenlerin isteği arzusu gayet iyiydi. Ama Çorum'un girenleri bize maçı verdi. Evet. Bizim girenlerimiz de bize maçı kazandırdı. Ben tabii ki onda o istek arzu sebep ama bir yandan da diyorum yani bir şeyler yani maçın başından beri oyuna çok iyi top sokan iki stoperin bu kadar basit bir hata yapmıyor. Yok uyumlular yani. Hatalar zinciri. Hatalar da o yapıyor, üstüne tekrar kapıyorlar, tekrar bir hata yapıyor. Yani bunu hani kolay kolay baskıyla, presle, işte ne bileyim şeyle neyse, çocukların hakkını şöyle i̇şte teslim edelim. İşte, öyle teslim edelim. İşte 90. dakikada da bence yine orada Furkan'ın şeyi, duvar pasını şeyle mi yaptı? Ben onu görmedim. Ahmet'le yaptı galiba. Ahmet'le yaptı. Sonra orada çok soğukkanlı bir şekilde ikinci golü attı. O taraftarın önünde dikilip poz vermesi. Ben Furkan'ın çocukluğunu biliyorum. Tabii işte babası Halit Gedik falan. Hatta attılar fotoğrafını. 6 yaşındayken Kocaelispor atkısı formasıyla maça gelip şimdi işte bu hali. Yani bir taraftarın futbolcu olma aşamasında çok büyük bir gururdur o taraftarın önünde. Zaten hep söyledi o dönemden önünde oynamak istiyorum diye. O 2-0'dan sonra bir şey söyleyeceğim. Ahmet'in ona gidip sarılması, koşması, o da çok hoşuma gitti. Buyur hocam. Şimdi diğer cezalı futbolcularımız olsaydı yani giremezlerdi. Giremeyeceklerdi. Evet. Ne olacaktı mesela ya bu durumda şimdi? Ne oluyor yani çocuklar? Ne oluyor söyleyeyim işte. Ertuğrul Hoca'yı mı koyuyor? Ertuğrul Hoca mı bu hamleyle beraber? Bence çocukların önü bir hoca oldu. Hayır, çocukların önü açıldı. Hani burada ben hamle falan. Tamam, alacakları şans, böyle şanslar doğacak gençlere. Evet, bu şansları iyi değerlendirecekler. Evet. Kabul. Ama kardeşim biz aynı şeyleri tekrar edip farklı sonuçlar. Örneğin yani geçen hafta farklı durumlar. Manisa yani maçında Berisse'yi değil Furkan'ı alsaydım belki maçı 2-2'ye tamam getirecek. Işte, geçen hafta konuştuk. Murat Hoca demedi mi burada? Murat Hoca hatta dedi ki buradan da selam olsun hocama. Demedi mi ben olsam 11'de Furkan'la başlarım. Evet. Başla abi birazcık. Ya tamam. Olabilir. Sonucunu da almayabilirsin ama Allah aşkına Barış'la başladı ya. Barış'a hocam belki de şimdi pazar pazar sarşını Furkan'la başlayacak. İşte yani inşallah bir şey demiyorum. Yani. O konuda o cesareti gösterir mi inşallah? Valla şöyle söyleyeyim toparlarsak. Bu yani, aynı zamanda evet. Toparlarsın aynı zamanda bu altyapıdaki futbolcularımızın da kendini hem değerli hissetmesi hem de tabii, gerçekten tabii. Sadece altyapıda değil. Kocaeli'de futbolcu olmak isteyen altyapıdan yetişmiş genç ilerisi olan daha alt yaş grupta bu futbolcular çıkıyor olabiliyorsa ben de burada futbolcuların düşüncesini zihinlerine, beyinlerine sokmuş olacaksın. Niçin? Yoksa öbür türlü ne oluyor? Düşüp bakıyoruz işte. Altyapı kulüplerimiz var. Ne yapıyor? Gidiyor Beşiktaş'ın altyapısına bilmem kaç tane. Fener'in altyapısına bilmem kaç tane. Galatasaray'ın altyapısına bilmem kaç tane. Uğraşıyorlar oralara yollayabilmek için. Senin bildiğin için söylüyorum. Yani 70... Yani ben şunu söyleyeyim. Ben bir kere Furkan'ın ayrı bir tebrik etmek istiyorum. Çünkü neden hocam?
transfer edilirken öyle bir madde vardı. İşte o yaştaki futbolcunun ilk 11'de başlaması, en az 45 dakika sahada kalması. Evet, evet. Furkan o yüzden transfer edildi. Ve federasyon değişince, başkanı değişince bu kural da değişti. Furkan kesildi aslında. Furkan kampta böyle el üstünde tutulurken bir anda yüzüne bakılmadı. Evet. İşte, tamam, niye, kime kızacağız işte Selim abi? Burada kime, onu diyorum. Yani. Önce futbol federasyonu, sonra teknik ekibi. Ve futbol federasyonunun yaptığı en azından bir noktaya kadar. Ya duyurduğun bir şeyi, değiştiremezsin. Doğru. Yabancı sınırı da 6'ydı. 8'e çıkartamazsın. Anladım. Ona göre planlama yapılıyor yani. Ve ona rağmen Furkan... Değişmesi federasyonu. Yani hocam siz yani... O şeyden kendi sıyrılabildi ve antrenmanı da hiç bırakmadı. Selim abi, zaten olay da o. Israr etmek, tutunmak. Hani bize de altın tepside sunmadılar. Akdeniz'den çıktığımızda demediler ki al kardeşim. Biz de birçok kaliteli futbolcu özellikle üçlüklerden gelmiş. Vardı. Altyapıdan bir çıktı, bir daha takımdan hiç ayrılmadı. Şimdi Furkan ikincilikte bir şans buldu Reşit Akdeniz'de i̇şte sonra... İki sene, üç sene gitti başka takımlara. Bak işte ben de yaşadığım için buna kızıyorum. Aynı dönem içerisinde biz de Allah korusun diyorum ya, deprem oldu, o oldu, bu oldu. Bazı futbolcuların ayrılması. Evet. Bizi daha ön plana çıkardı. Şimdi evet. İlla yani böyle bir şeyin mi olması lazım? Genç futbolcunun isteğine, arzusuna, dinamizmine inanmak çok zor bir şey. Her sene iki tane yani, çıkart tamam ya. O zaman ben her sene 600-700 milyonluk transfer yapayım. Sonra da ortalıkta ya tamam ben hocayım, şampiyon yaptım diye gezeyim. Asıl önemli olan... Bu karmayı idare edebilir. Karmayı takım haline getirir. Ertuğrul Hoca diyor ki biz şu an mevcutta aldığımız bu iyi futbolculara nasıl diyeyim ya, tam futbol oynatabiliyor muyuz? Organize olabiliyor muyuz? Hocam ben şunu kabul edemiyorum. Yani, tat verebiliyor muyuz seyirciye, evet. Bize, ona buna, kendimize? Ben şunu kabul edemiyorum. Ertuğrul Hoca bu kadar transfer yapmış hala kısıtlı kadroyla diyor. Ne kısıtısı böyle zengin kadro borsa beraber mi? Kısıtı ne alacaktın daha ya? Yani, ya merak ediyorum. Şey işte, şimdi senin sonradan soktuğun Yusuf Cihat'la biz geçen sene şampiyonluk mücadelesi vermiyor muyduk abi? Yani. 11'de oynamıyor muyduk? Oynuyor adam? Abi. Şimdi yani. Sonradan bu şimdi sen Cihat'ı yedek oturttun diye gözden çıkartmış gibi oluyorsun da buna kısıtlı mı diyorsun yani? Vallahi ben sen, ya bunu dersen olmaz söyleyeyim. Ki ya. Genç futbolcularımızın bu 75 dakika basat oynayan takımı üstün performansıyla tabii ki diğer uyandırdılar demeli ama uyandırdılar. Hem Ertuğrul Hoca'yı kurtardılar. Evet. Hem takımı kurtardılar. Çünkü Ertuğrul Hoca olası bir mağlubiyette mağlubiyet değil, beraberlikle de giremediğiniz pozisyon üzerinde bence yenilmiyor. Ya Selim'ciğim ya bir ters top gelir, bir serseri top gelir. Ya. Yersin golü, mağlup olursun ya. Seninki çok istisnai bir durum. Nasıl değil abi? Koca Yüzgün olduğu yerde ben iki zıplıkken son uzatmada bile tedirgin. Yani şey diyoruz, istisnai bir durum. Olabilir mi? Olabilir, olabilir mi? Çorum çok ciddi ama. Ama izlediğin zaman Çorum'un gol atacağını hiç... 60'tan 70'ten sonra kornerler kullandılar, sağdan orta yaptılar. 60'tan 70'ten sonra ciddi anlamda... Beraber olduk. Her zaman söylüyorum, iki yabancı almayalım. Bak iki almadık, kullanmadık. Geçen sene aldık da ne oldu? Gitti paralar. Gitti. Evet. Paralı ülkenin paraları gitti. Evet. Altyapıyı biraz daha hareketlendirdim. Ben her sene transfer yapıyorum. Benim için şu an Mesut Can'la Onur Öztürk'le Furkan benim için transfer ya. Evet. Benim için transfer. Diğer Mustafa Ege Bilim, Sekmez, diğer U19'daki oyuncular. Olsun abi yani Kocaelispor forması giydiği zaman tribün onları motive eder. Ben bunun Ertuğrul Hocam'a şunu söylemek istiyorum. Hocam korkmayalım, güvenelim. Bakın inanın ilk 11 çıkartın. Tribünler size alkışlar. O futbolcular da daha çok bağrına basar. Yani sadece hata yaptıklarında yapamazlar. Daha çok insanla gelir o tribüne ben sana söyleyeyim. Aynen öyle. Ciddi söylüyorum. Biz şimdi Marco Efendi'nin... Hani istiyor ya hoca daha çok insan gelsin, daha çok evet. Taraftar gelsin istiyor ya. Gerçekten yani takım kimse sen... kızmaz yani. Takım sen bu şehre ait yaparsan... Yenir. Yani, yani bu çocukların forma giymesi şampiyonluk kadar değerli. Marco Paşa'yı bekleyeceğiz işte. Marco Paşa, İzmit kişilerinde karşıladık seni. Kocaeli Spor tarihinde yok böyle bir şey. Allah sağlık versin. Stadyumda imza töreni yaptık. İmza töreni yaptık. Ya tabii ki kaburga, sağlık her şeyden önemli. Sen paşa yaparsan adamı paşa her yere çıkmaz. İşte paşa paşa dediğin yani. Sarayda. Evet gelelim bence konuşulmayan pozisyonlara. Penaltıyı. Penaltıyı en sona bırakacağım. Ahmet Oğuz'a yapılan 55. dakikada sağ taraftan orta yaparken Erkan Kaş mıydı? Evet. Evet, Erkan Kaş, sol bekti. Ben onu gözden kaçırdım. Bak, dün de söylediler de... Ben de ortayı yaptığında Çorum savunması topu kornere gönderdi. Yardımcı hakem gözü önünde
Bayrak da kaldırmıyor. Hakem koştu. Arkadaşlar kırmızı kart. Oğuzhan'ın pozisyonunun aynısı. Sarı kart dahi vermedi. Onu geçtim. 65. dakika. Pardon, 58. dakikada. Çorum FK'nın kaptanı Ferhat Yazgan orta sahada pozisyon içinde Ahmet'ten top alın derken vuruyor. Yüzüne mi? Yüzüne. Ama bilinçli vurmuyor. Ama vuruyorsun abi bana. Ahmet sersem yere düştü. Faul yok, sarı kart yok. Gelelim Caktaş'ın pozisyonuna. İlk etapta dedik ki herhalde kendi düştü. Ama tekrarını seyrettim. Çok, çok belli penaltı. Arkadaşlar basmış resmi. Biz bu kadar para emek harcıyoruz. İki haftadır hakem hataları falan diyoruz. Evet ama VAR niye çağırmıyor? VAR o sırada niye gözünüze perde mi geliyor? Devamlı seyrediyorsunuz. Biz bu VAR konuşmalarını talep edemiyor muyuz? Yok, bir Süper Lig'de kayıtlar açıyorlar da bizde işte onu vermiyorlar. Bizde niye yok? Yani ne oluyor ki yani? Sen neden isteyemiyorsun? Ben bugün sevgili başkanla telefon görüşmemde başkan çok güzel şeyler söyledi. Paylaşacağımı da söyledim. Başkan şunu söyledi. Biz böyle rağmenci olmayacağız. İşte hakeme rağmen, işte şuna rağmen bahane üretmeyeceğiz dedi. Evet, verilmeyen pozisyonlar var dedi. Ama biz çalışacağız. Şampiyonluk hedefine inanacağız. Ve birkaç gün sonra da bir basın metni, ama bu işin de peşini bırakmayacağız dedi. Yani gerek hakem hataları, gerek işte diğer konularda. Böyle de bir açıklaması var. Hem Tahir Başkan'a... Ya yönettikleri zaman iyi yönetiyor. Geçen hafta özellikle çok iyiydi hakem gerçekten. Hani burada mesela... Bir şey dedik ben mi? Ben özellikle merak ediyorum. Yani gerçekten ne konuştular? Ne sebeple çağırmadı veya... Hadi tamam, hakem görmeyebilir. Önüne adam geçer. Bir şey olur. Var nasıl çağırır? O sıra koşuyordur, hareket halindedir. Kaçırır. Tamam eyvallah, ona bir şey diyeceğim ama var o yüzden orada yani. Bu müdahaleleri, yani normal ceza sahası dışında bir pozisyon olsa ihtarlık bir hareket değil mi? Ayağına basıyorsun, evet, yani. Tabii, hatta tabii. Aşile yakın bir kısma da basıyorsun. Yani ciddi, hocam buna yakın bir pozisyonda hareket... bugün Ömer hocam kırmızı kart gösterdi. Yani biraz daha ağır olabilir ama yani bu hiç faul bile vermiyor hocam. İşte yani evet, ihtarlık bir pozisyon. Biz hakemlerden adaletli yönetim istiyoruz. Yani bu VAR gelince dedik ki her şey güzel olacak, güllük gülistanlık, ama daha da böyle o şeylere kayıp tuhaflaştı. Yani cesur şey kararlar veremiyor. Mesela VAR olmasa dersin ki değil mi, hakem görmedi. Evet, evet, tabii. Geçti gitti dersin. Ne maçlar yıllarca çok böyle bir şey sorgulamazsın. Ben. Ama VAR olunca VAR niye karışmıyor? Çağırma. Seni tereddüte sürüklüyor dediğin gibi. Evet. Evet, bu arada taraftarımıza da bir alkış gönderelim. Kaç taraftarlardı? 500'e yakındı. 10 otobüs gitti. Vallahi normal Çorumlu vatandaş Çorum'a hayatında kaç defa gider bilmiyorum ama bizimkiler bir senede üçüncü gidişleri falan oldu yani. Çorum sabah akşam rüyamızda maç oynuyor. Çok ters bir yer. Yani sesleri çok gür geliyordu. Videoları falan da seyrettim. O kale arkası ya en güzel ya Çorum'la, ne biliyor musun? Çorum'la Serdar Topraktepe'nin omzunun sakatlandığı pozisyon hatırlıyor musun sen? Çorum'du galiba. Çorum deplasmanıydı. 3-1 yendiğimiz maç mı? Beraber mi bitmişti ya? Gidişi Çorum belediyeydi. Çok değişti. Evet. Uçakla gitmiyor ama dönüşü ya. Tuhaf olmuştuk. Yani ya. O yüzden taraftar gerçekten giderken çankırıyor. Hocam ben burada alıp gidemedim. Ya araba da vardı. Tabii. Yok. Ya, çok ters bir yer gerçekten. Ya, ama orası tokat, tokat mıydı ya? Tokat olabilir, pardon. Tokat'ı yendik o maçta. Evet. Tokat, evet, tokat olabilir. Ben şöyle söyleyeyim. O kale arkasındaki o pankart falan, tamam mı? Ondan sonra gol geldikten sonra futbolcunun tribünde o bütünleşmesi, ya böyle tüyler diken diken, oradaki o gol sevinci. Ya bu yol 3 1 tamam puan mı? Tamam eyvallah da 3 puanla yani mükemmel destek verdiler. Ambiyans zaten, tribün şovun her zaman hakkını veriyorlar. Çok güzel oldu. Maçtan sonra da genç futbolcumuza üçlü çektirdiler. Tiryakinim zaten meşhur oldu. Bayan bizim sayemizde bayağı bir şey olacak. Bayanlar reklam parası almaları lazım. Ünlü oldu. Ya da yani sonuç itibariyle şöyle. Ben futbolcular kadar yoruldum dün akşam. Defans yapmaktan, hücuma çıkmaktan. Ama kazandığın zaman tabii keyifliyiz. Ama lig gerçekten çok acayip bir lig. Evet. Puanları konuşacağız mı? Diğer şimdi reklamlardan sonra önümüzdeki haftayı konuşan puanlar ilgili de sen aktaracak istediğin bir şey varsa aktarırız. Ama önce kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra programımızın son bölümüyle tekrar sizlerle beraber olacağız. Evet sevgili seyirciler, reklamlar bitti. Üçüncü devre devam ediyor.
Sevgili, bu maçla ilgili aktaracakların yoksa yavaş yavaş yok pazartesi oynayacağımız Şanlıurfa tamam, maçına. Ama şu şeyi az önce başkanın sosyal medyada güzel bir açıklaması var. Onu bir paylaşalım mı? Tabii ki. Recep Duru Başkan'ın güzel bir videolu yayınlamış kendisi. Kocaelispor olarak büyük bir hayalin peşindeyiz. Şampiyonluk. Bu hedefe adım adım ilerlerken en büyük gücümüz her zaman taraftarımız, takımımız ve tüm Kocaelispor ailesinin inancı oldu. Her galibiyet, her mücadele, sahada ve tribünde hissettiğimiz o sarsılmaz bağlılık bu yolda bizi daha da güçlendiriyor. Başkan olarak bu takımın bir parçası olmaktan büyük onur duyuyorum. Her antrenman, her maç, her gol bizi şampiyonluğa biraz daha yaklaştırıyor. Ancak biliyoruz ki şampiyonluk sadece sahada kazanılmaz. Tribünde, kulübede, sokakta bu şehri yaşayan her yürekte atılan bir zaferin adıdır. Birlikte inandık, birlikte mücadele ediyoruz. O sene, bu sene. İnşallah diyelim biz de. Tabii burada herkes sorumluluğunu almak zorunda. Yani biz az önce işte yabancı oyuncuları, yetersiz olanları nasıl eleştiriyorsak Kocaelispor için yapıyoruz bunu. Ama hiçbir zaman Kocaelispor takılsın, Kocaelispor işte yere düşsün. Ya bunu asla yani... İyi için bizim sözümüzde takılacaklarsa gerçekten... Yok, bizim sözümüzde demiyorum. Şey için, sosyal medyadaki rahatsızlıklarımdan... Sosyal medyada fark evet. etmez. Sosyal medyadaki rahatsızlık zaten durup dururken sebepsiz yapılan eleştiriler değil ki. Eleştiriler yok yani. Yani. Sen oyun anlamında karşılığını verirsin, mücadele anlamında isteğin arzunu sahaya yansıtırsın. Kocaeli şehri, Kocaeli camiası her zaman için futbolcusuna evet. Ekibine, teknik ekibine sahip çıkmış bir camiadır. O yüzden şimdi dönüyoruz bakıyoruz Süper Lig'de geçen seneden organize olmuş çıkmış takımları görüyoruz. Eylül'ü görüyoruz değil mi abi? Bodrum'u görüyoruz. Evet, işte, görüyoruz. Sistem takımı. Görüyoruz. Yani biz istiyoruz ki yukarıya böyle çıkalım. Yukarıda da yani işte o panikle ben zaten iyi oynayamıyorum, şundan memnun değilim, bundan memnun değilim deyip yollayıp bir 10 tane, bir 15 tane daha adam alıp tarihi tekerrür ettirmeyelim. Onun derdindeyiz. Tabii, tabii. Yoksa çıkarsın, başarılı olursun. Hocam yani kimseye bu sene olmaz, gene seneye olur. Seneye olmaz ama çıktıktan sonra ben ya eyvah gene param yok, borcum var, harcım var. Yok zaten şöyle bu kadar, ne yapacağım yani? Bu kadar yüksek bütçeli takım biz neden ilk iki için yaptık. Yoksa bu takımın ölüsü zaten playoff'a kalır. Onu biz de biliyoruz. Tabii ki. Tabii. Yani şunu söyleyeyim yani istersen yönetim olsun, istersen Ertuğrul Sağlam, istersen futbolcu arkadaşımız olsun. Bu iki yenilgiden sonra yapılan eleştiriler çok abartılı bir eleştiri de görmedim. Tabii, yani. Çoğunu da hakeme bağlandı yani. Eskiden olsaydı hocam yani biliyorsunuz. Tabii. Bizim yani Manisa maçında tribün hiç umurdanmadı. Tepki vermedi. Sonuna kadar bekledik ettik. Çok güzeldi. Bu arada Mustafa Aysel diyormuş. Selam gönderiyor. Eskiden diyor hocalar diyor rakipleri izlerdi. Sevgili Mustafa abimiz artık devir değişti. Tabii ki yerinde izlesinler ama bu akşamki Urfa maçını ben didik didik seyrettim detayına kadar. Bir adım daha ileri gideyim. Dün akşam saat 4'te İstanbulspor Bandırma maçını 90 dakika seyrettim. Hocam eğer abi. Bilgi istiyorlarsa da biz verelim. Yok ya canlı gözle gidip izleyen vardır yani. Vardır yardımcı. Hani hep diyoruz ya biz hani dedik ya rakipler bizi çözdü filan. Biz de rakipleri çözelim bence. Çözelim yani. Şimdi Urfa'nın hemen hemen bütün maçlarını seyrettik. Hadi Urfa'yı o zaman. Urfa'yı konuşalım. Evet. Şimdi Urfa bu akşam evet haftanın kapanış maçı. Urfa bu akşam kaybetti. Çok Karagüm, önemli bir kırmızı kart. Evet önemli bir oyuncusunu kaybetti. Ben beraber bizim mahallemizdeki maçların berabere bitmesini genelde istiyorum. Şimdi bu haftaki skorlara baktığımızda ben Iğdır'ın balon olduğunu söylemiştim. Zaten kaybettiler tekrardan. Fikstür avantajını kullanmışlardı. Ankara Gücü her ne kadar sıkıntılı olsa da içeride kazanmayı biliyor. Sakaryaspor'u mağlup ettiler. Manisa'nın Malatya galibiyeti çok normal. Erzurum Erokspor'u mağlup etti. İstanbul Bandırma maçı gerçekten yani İstanbul son dakikalarda çok baskılı oynamış. Bu maç tam istediğimiz gibi bitti berabere. Ümraniye tehlikeli. Bence aşağıda sanki görüntü çok erken olmasa bile yani Malatya, Erok, Adana can çekişecek gibi gözüküyor. Bizi de İstanbulspor'la Kocaelispor ilk ikinin ciddi adayları. Oraya Manisa Gençler Birliği,
Ümraniye ve Ankaragücü potansiyel rakip olarak ben görüyorum. Çok uzun bir lig maratonu. Bu sene 20 takım var. Şeyi unuttun. Ahmet Spor 90+5'te gol yedi. Yedi. Ondan önce zaten Boluspor'un iki pozisyonu varmış. Ben 90+1'de özetlere baktım. 90+1'de uyarmış Bolu. 90+3'te yani uyarmış. Şimdi Çorum'daki hatayı söylüyoruz da Ahmet Spor'un yaptığı o hata kalecinin yani resmen iyi izliyor. Güzel iyi olmuş işte. Valla ben Spor. Nasıl iyi olmuş ya. Rakip daha Ahmet Spor. Ne güzel galip gelecekti Ahmet Spor. Ya, nasıl güzel. Yani tamam şimdi, da yani kendimize rakip mi doğuralım? Ahmet Spor'a takılması iyi olur. Ahmet Spor'la Kocaeli Spor çıksın. Şimdi bırak İstanbul'u. Olmaz olur, olmaz işte. Olur olur. Olmaz bak, nasıl sezon olur? Sezon sonunda yani görürsün. İstanbul Spor'u şey mi yapıyoruz? İhraç mı ediyorsun? Evet. Ligden. Ahmet Spor'la Kocaeli Spor çıksın. Üçüncü playoff'ta kim çıkıyorsa çıksın. Ya bilmiyorum ama biraz zor. Yani Ahmet bence playoff'a da zor girer gibi yani. Ya ben burada yukarıya oynayan takımların tabii ki balon diyorsun yani. Balon olmasının sebeplerinden hani, biri de yine içinde kadrosu var. İçinde abi. Tabii çok iyi kadrosu var. Şey kadro olarak değil. Maalesef yani. Antrenör olarak seçimlerini evet, çok tuhaf yaptılar. Yani Ankara Gücü olsun, Iğdır'ın şey işte Bolu'nun hocası yok mu? Yalçın Koşukavak. Şimdi Ankara Gücü'nün hocası Cihat Hoca. Dönüyorsun. Ahmet'in hocası Ersun Yanal. Ya bu ligin Cihat Hoca tecrübesinden çok uzak. Kenan geldi. Cihat Hoca gitti. Tamam gitti işte yeni geldi. Yani ben başlangıcından bahsediyorum abi. Anladın mı? Başlangıcından bahsediyorum. Evet, biliyorum. Tabii. Falcon'un yardımcısı geldi. Onu da göreceğiz. Onun da bilmiyorum. Falcon'un muydu, Kunsun muydu? Şey Kunsun ya. Nereden çıktı ya? Kunsun yardımcısı geldi ama yani onun da ne kadar ne gösterecek ama bence Cihat Hoca'dan daha iyi olacağını hocalar açıkçası düşünecek şimdi. Yani burada yukarıya oynayan veya işte iddialı bir takımda hocalık yapmış çok tecrübeli isimlerin olduğu yerde bu seçimleri yaparsan tabii bu sıkıntılar doğacak. Bu bizim adımıza şans. Tabii. Ertuğrul Hoca içlerinde çok daha fazla öne çıkan tecrübesi. Yani ben şöyle diyorum bak 12. sıradaki Bandırma'ya kadar hatta 13 Sakarya'ya kadar yani çok acayip böyle değişkenli bir puan durumu. Ben haftaya lider olacağımızı düşünüyorum. Açıkçası. Amin inşallah. Yani İstanbul Spor'un Karagümrük'te İstanbul kimle oynuyor? Karagümrük'te oynuyor. Karagümrük deplasmanına giriyor. Şöyle Ertuğrul Hoca çok güzel bir şey söyledi maçtan sonra. Maç başlarken 11.'ydik arkadaşlar. Doğru. Ya puanların birbirine yakın olması ve diğer takımların puan kaybı tabii bizi bu noktaya itti. Sonuçta sen herhalde bir puan alsaydın 10 puanla en karlı takımı biziz belki. Karagümrük'le beraber. Evet, Karagümrük'te 9 oldu değil mi? Abi biz bir puan alsaydık 10 puanla biz gene 13 oluyorduk. 7. sırada falan olacaktık. Hocam ona ne yapalım? Amorti mi vereceğim? İşte hayır şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir puana oynadık gene. Gene o bir puana havaya girdik zaten hani maç anlatmaya çalışıyorum. Gidelim diye. Ama bizim bu 2 haftada 0 çekmemiz hani hiç yani şeye döndü ya. Geçen sene 2 maç başlayıp yani sonra aldık ya. Yani o noktaya geldik yani. Hani baktığın evet, zaman geçen seneden çok farklı bir şey evet, yok yani. Farkı şöyle işte gene 2. sıraya oturduk inşallah i̇şte, sezon sonu. Tamam işte geçen sene ya önemli olan bundan sonrasını nasıl geçen gidiyor? Sene bu haftada gene 2.'ydik galiba. Evet. Değil mi? Tamam, öyle hatırlamıyorum. Göztepe yenince geldik galiba sanki. Öyle hatırlıyorum. Öyle. Bakmam lazım. Ya burada şimdi mesela Yiğit diyor ya yani birbirine evet birbirine yakın çok şimdi takımlar başlarında beraberlik kokuyordu. Ama bak ben sana söyleyeyim geçen sene lige çıkan Bodrum, Göztepe, Eyüp gibi organize iyi kaliteli ben bir takım açıkçası göremiyorum. İstanbulspor'u. Ya İstanbulspor fena değil ama yani bence yani, Göztepe kadar yani değil. Bir Göztepe, bir Eyüp değil. Belki bir Bodrum havası, Bodrum kafasında kopup da gidemez yani. Kimse. Gidemez. Yani. Evet, biz dahil buna yani. Ya biz gidebiliriz. Biz öyle diyorduk da. Biz biraz biz hemen bir yerde deriz ki dur takılalım abi. Ya tamam o ayrı. biz öyle abi. Kendisi isterse öyle. Tamam zaten baştan beri söylüyoruz. Biz yaparsak kendimize yaparız. Ayrı bir şey. O ayrı. Evet. Yani başka bir şey. Ama biraz daha oyunu geliştirmemiz lazım. Çok. Biraz farkı açabilmemiz için. Onu söylüyorum. Yoksa iki ileri bir geri yapmayalım. O evet. Evet. Yani Urfa maçı kolay maç olmayacak. Hafta içi olması taraftar açısından sıkıntı. Gerçi saat 20'de ama. Vallahi ben zor, bu arada ben sana bir şey söyleyeyim. Oynadığımız takımlar yani arasında en çok beğendiğim takımlardan biri bence Gençlerbirliği. Gençlerbirliği. Evet, Gençlerbirliği. Oynadığımızda bak yani yenildiğimiz
Yenildiğimiz takımları da saymıyorum. Oynadığımız takımlar içerisinde en iyi. Manisa da gerçi iyi. Evet, ona bir şey demiyorum. Ama iyi sevdik biz. Gençler Birliği gerçekten ya işte ikinci yarıya çıkıp hemen başlarda o golü bulman abi inanılmaz 8 derecede. 8 dakikada 2 gol attık işte. Tabii tabii. Evet. Yoksa yani dönmez. Ben en olmaz. Beğendiğim bir de yani izlediğim takımlar arasında da yani sonradan takip ederken de Gençler Birliği'ni bu konuda daha şey gördüm. Urfa bize bir sıkıntı yaratmaz inşallah. Yaratır. Yaratır. Sen iyi oynarsan. Çünkü şu an Apindango'ya geri dönecek. Tarkan'ı kenara alacak büyük ihtimal. Marco'a yok. Oğulcan. Ya Oğulcan 90 artı işte o yorgunluktan yapma işte. Lazımsın. O bize. Yapmayacak değil abi. Hoca çıkaracak. Çıkartacak işte o, yani. O yüzden kenardasın. Hoca oyunu okuyabilmek için kenardasın. Seyirci etkilenir. Yani, o çok yüzden ciddi etkilenir. Futbolcu yani, okuyacak. Bu sefer 10 bine falan oynarsak başarı neden? İnsanlar çok zor şartlarda çalışıyorlar. Tamam mı? Pazartesi sadece Kocaelispor fanatiği mi dersin? Hastası mı dersin? Manyağı mı dersin? Ancak onu... Öyle demeyelim ya. Yani Kocaelispor için yatıp kalkan işte. Öyle yani, derken iyi anlamda mı? İyi anlamda yani, diyorum yani. Şey. Onlar böyle adam yorgun falan. Çünkü öbür türlü adam yorgun gelecek. Diyecek ki ben şimdi buradan gideceğim hani hikayeye. Trafik var. Ertesi sabah gene iş var. Şurada çayımı demleyeyim. Maçı seyredeyim. Ya gider gider. Gene gider de. Ya işte ben mesela dün program yapıyorum. Gene eleştirilerden çoğu. Ya arkadaş ya böyle bir futbol oynanır. Kocaelispor takımı dediğin pozisyona koskoca 90 dakika boyunca bir tane doğru düzgün pozisyona girmez mi? Evet. Yani biraz bizi heyecanlandırmaz mı? Adamların söyledikleri bu. Şimdi heyecanlanmayacaksa adam oraya tamam. Seviyor kulübünü eyvallah. Ama ne oluyor? Senin söylediğin şartlar da ağır basıyor. Adam diyor ki yani ben seçim yapacaksam maça mı, uykuya mı, dinlen mi, istirahat ediyor. Yani. 90, ben zaten televizyondan izliyorum. 90'lı yıllardaki takımda o efsane kadrolarda işte ileride Saffet Ergün, işte Faruk Yiğit. Ondan sonra işte yine Saffet'in yanına Moşe'yi koydun, Dobra'yı koydun. Yani takım öyle bir hızlı ki yani öyle bir gidiyoruz ki böyle. Kadıköy'de İnönü'de fark etmiyor Ali Sabiyen'de. Bak bizde bir tane yani, bak bizde bir tane atletik adam var. Bir tane atletik Mendes. Adam var Mendes. Ne kadar heyecanlandırıyor değil mi? Evet. Ya şimdi bakıyorsun Urfa'da toplayı. Forvet'te bir tane atletik futbolcu. O evet. Kırmızı kart gören futbolcusu attı. İki tane futbolcu. Benim Umar abi yani. Adamda. Ahmet de var keza öyle. Yani İstanbul'da Manisa'da var. Manisa'da var öyle. Ya şimdi yok mu abi iki tane bir tane daha. Aynen. Kanada bu uçlar atletik bizi heyecanla alıp alıp giden. Belize'nin yerine falan nasıl alamadık ya? Hani ben anlamıyorum ki abi yani. Yani çok bizim aslında hoca bir yandan şöyle yaptı bence kadro gözüküyor da yani yok aslında kadro. İyi de kardeşim. Allah'tan evet, kendisi yaptı. Kendisi yaptı. Ben mi yapacağım kadroyu? Kendi tercihleri ya. Bir de bir buçuk senedir buradasın. Öyle mi bu kadroyu? Bir buçuk senedir buradasın yani. Yani sen şehrin ne istediği, taraftarın ne istediği, ne konuşulduğu. Senin yapmış listeyi bir gitme. Ama tabii şurada hani oyuncular kötü transferler değil. Sadece aidiyet duygusunu yükseltirsek birlik beraberliği evet, onun karşını alacağız. Evet. Çok az kaldı amatör da. Amatör yardımdan bahsedeceğim. Ya şeyi söyleyeyim önce. Bir Derince maçını izledim. Konuşacak bir şey yok. Ben maça gelemez. Sen yani, şöyle yani hayal kırıklığı. Tabii moral bozmaya gerek yok diyoruz ama bu kadar da kötü oynamaya hakkı yok bizim genç futbolcuların. Daha maç 30. dakikada bitti zaten. Tamam karşı taraf iyi olabilir. İyi ayakları var. İbrahim Yılmaz işte İstanbulspor'dayken bize gelmedi. Şu an Aksaray demiş. Ya adamlar Allah'tan frene falan bastı. Yoksa 7-8 olacaktı. Yani... Adamlar şunu çok iyi yaptı. Yani genç futbolcudur. Ben üstüne gideyim. Orada oyunu oynayayım. Rehavete girmemişler. Adama geçiş oyununu izin vereyim demedi adam. Geldi kendi sahasında. Arkadaki boşlukları değerlendirdi. Cepte kendi sandığı gibi oynadı zaten. Skoru aldı. Zaten skoru aldıktan sonra genç futbolcunun psikolojik anlamda içeride çok yükseklerde barınma şansı yok. Haliyle yani, o düşüklüğü değerlendirdi. Yani mağlubiyet normal. Olması. Ağır olması biraz zedeledi ama olur böyle bunlara takılmayacak. Yani ara ara bu skorlar. Derince'nin olur. Rakibi yani ligde kalmaktaki mücadele edeceği rakipleri yensin yani. Aksaray değil yani. Değil abi evet. Aksaray bilmem. Elazığ'dan alınan bir puan çok değerli tabii, puan yani. Ya bu oyun, bu maçları özellikle kafa takımlarla oynadığı bu maçları özel gelişme anlamında düşünerek. Ya dedik zaten evet. İlk 5 hafta puan tabii, beklemedi. Gelişme anlamında düşünerek oynadığı maçlar olarak görecek. Bu hafta da Arnavutköy'e gidecek. Yani. Evet. Ama şey de işte yedek kulübesinden gelecek hamle oyuncusu da çok fazla yok. İşte Batuhan şu an hazır olmadığı için bence Batuhan'ı ilk 11 oynatabilir ya. Batuhan
Kocaelispor'da Marco neyse Batuhan'da bence Derince'dir. Marco azdır yani. Orada dursun. Evet fizik olarak yetersiz falan ama yani o şeyi var hiç olmazsa. Tecrübesi var yani orada stoperleri Batuhan falan. Daha çok böyle hani nasıl diyeyim o sana savunma yapabilecek rakibin dediğin takımlar var ya. O takımlara karşı oynarken o ceza sahası içerisindeki pozisyonunu, üretkenliği arttırmak veya hava topuna... Kahve topunu falan tabii, indirdi yani bir iki olmak, top. Tabii hava topuna hakim olmak adına kullanabilir. Yoksa bu tarz geçiş oyunlarında Batuhan senin de dediğin gibi hazır değilse ağır kalabilir, eksik kalabilir. Evet. Normal. Malzeme Kocaeli, yardım töreninden bahsedelim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her sezon yapıyor, her sene yapıyor. Bu sezonda Kocaeli'deki amatör spor kulüplerine gerçekten ciddi bir yardım yaptı. Sen takip ettin. Bu malzeme yardımıyla ilgili bize biraz bilgi verebilir misin? Güzel bir ortamda oldu Kocaeli Kongre Merkezi'nde. Başkan Büyük Akın'da çok samimi detaylı açıklamalar yaptı. Amatörler yine bayram etti diyebiliriz. Ne mutlu onlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi böyle katkılar sunuyor. Hemen hemen tüm kulüp yetkilileri de oradaydı zaten. Güzel bir fotoğraf verildi, güzel bir görüntü vardı. Teşekkür ediyoruz biz. Yani orada bir şey var. Amatörlerin yanında olmasını büyük bir avantajı var bence Büyükşehir'in. Yani büyük bir yüklerini hafifletiyor. Tabii canım yani giderlerin neredeyse yarısı zaten yani malzeme yardımı. Malzeme gider tabii canım. Önemli yani. Güzeldi yani. Güzel, çok güzel bir etkinlik yaptılar. Evet. Teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediyesi. Evet hocam diğer ilçe belediyeleri onlar de yapıyor ama mesela Kartepe geçen hafta için. Büyükşehir kadar olma şansı yok. Onlar kendi yani. Bölgelerindeki. Bizim de şehrimizde maşallah kaç olduk ya 400 kulüp oldu mu yani? 600 var bayağı. Sırf bayağı. 600. Sayısını bilmiyorum. Valla yanlışlıkla. Şey, galiba. Yarın ben Yiğit Spor falan kursam mı diyorum yani. Cem Hoca 670 yanılmıyorsam. Kaç? 670. Yapma ya o kadar oldu tabii mu tabii. Ya? Emin ben misin? Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorum. Şeylerin, halk eğitimlerin de tabii destek vermesi bildiğim kadarıyla eminim hala devam ediyor. Devam ediyor hani hocam. Onların da destek vermesi. Hoca anlamında tabii, tabii yükü alıyor. Hani burada maliyetleri hocanın kazancı anlamında yüksek olarak görürsek ya da yüksek olarak derken belli bir ücreti olarak o kulüplerin onları vermesi de zorlanır. Zorlanma anlamında sıkıntı doğurabilir. Bu konuda halk eğitimi de desteklemek lazım. Devam etmesini sağlamak evet. Lazım. Ama bu süreçte tabii 600 küsur tane takımın olduğu yerde de yukarıda neden futbolcumuz yok? Neden daha fazla futbolcumuz yok diye. Neden daha fazla hakemimiz yok? Edo daha fazla hakemimiz yok. Bravo, şey, çok iyi noktaya Tolga değindin. Tolga çıkarttık yani Allah'a şükür. İnşallah devamı gelir. İnşallah gelir. Onunla ilgili geçen şey yapmışlardı galiba. Ne olursa olsun böyle süre alan hakemlere daha fazla çünkü geçen sene çok nadir alıyordu. Evet. Daha fazla bayağı şans bir hakem ayıklandı galiba. İşte o yüzden. Hani genç gelenlere evet, daha fazla neye göre ayıklandı açmak. Neye göre ayıklandı? Yetersiz oldukları için. Yaşlara göre. Yaş. Yetersizlikten zaten bir gelişim görmedikleri için hızlı bir şekilde değiştirelim. Şöyle bile yani üst klasmanı bir yaptı. Yani Süper Lig, birinci lig, üst klasman iki ligde de maç yönetebiliyordu. Daha önce Süper Lig yani birinci ligde maç yönetebiliyordu ama Süper Lig'de yönetemiyordu. Şimdi ikisinde de yönetebiliyor. Atıyorum geçen hafta Ömer Hoca, Tolga Hoca Kayseri maçını bu hafta Urfa evet, maçını yönetti. Yani onlar için iyi oldu. Evet bence de. Süremiz doldu. Sevgili teşekkürler hocam çok teşekkürler. Buradan Murat hocamıza da tekrar selamlarımızı gönderelim. İnşallah haftaya tam kadro oluruz. Konuşacağız. Var, onu konuşacağız. İnşallah dediğim gibi tabii Kocaelispor'un bu galibiyeti bir yeni galibiyet serisinin ilk maçı olsun inşallah. Ve önümüzdeki haftada Kocaelispor dediğimiz gibi pazartesi saat 20'de Şanlıurfa Spor'u konuk edecek. Belediye deyince spor ise Arnavutköy belediye deplasmanına gidecek. Biz iki takımıza da başarılar dileriz. İnşallah önümüzdeki pazartesi günü takımlarımızın galibiyetli sizler için yorumlarız. Yayında ve yapımda emek geçen tüm arkadaşlarımızın hepinize mutlu akşamlar diliyorum.